Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum dedi. Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istenmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur demişti ya. Sancaklı da şöyle diyor. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Ama Devlet Bahçeli'ye bağlılığını bildiriyor, devam edecek diyor. Ne oldu orada? Saffet Sancaklı hakkında ne biliyoruz? Sonra Hasan Basri'den dinleyeceğim detayları, kulislerini. Ama MHP'nin nasıl bir parti olduğuna bakarsak, Saffet Sancaklı'nın kim olduğuna bakarsak, sonuçta MHP içindeki bir ağır top değil. Geleneksel kadrolardan gelmiş bir kişi değil. Bugüne kadar da özellikle MHP'nin politikalarına yönelik böyle bir çıkış yapmış bir isim de değil. Bunu yapmış çok kişi vardır ve bir kısmı İYİ Parti'ye gitti zaten. Kendi içlerinde de bir bakmayın siz bir eleştiren şey vardır yani hani kendi gelenekleri açısından. Bunlar hiçbir değil. Ama durup dururken yerel seçimde AKP'ye çok taviz verdik diye bir çıkışla çıkabilmesi MHP gibi bir yerde imkansız aslında. Evet. Yani bu ne olabilir? Bence başka türlü bir rahatsızlığın üzerinden gelişmiş bir şey olabilir. Yani direkt o demiyorum ama başka türlü rahatsızlıklarla birleşmiş olmuş bir olabilir. Bir politik gündem şeyi kılıfı altında sunulmuş bir tür itiraz. Çok çabuk çünkü şey yapıldı. Hani bu söylenebilir. Bahçeli bu kadar sert tepki göstermeyebilir de. Ama Bahçeli'nin tavrı da ve MHP'nin tavrı da Saffet Sancaklı anında çok şey oldu. Hani partiden atmak onlarda yani bu tür şeylerden pek bilmiyorum görülmüş müdür? Çünkü yerel neler bir şey oldu işte. Orada? Bir de Kocaeli özelinde söylüyor. Bakın ülke genelinde de değil. Hani eleştiri şey değil. Bütün MHP'nin bütün politikasına değil. Kocaeli'nde hani ben yüzüne bakamam falan gibi bir şey söylüyor ama ben çok bununla ilgili mi emin değilim. Bunun altında başka bir gerekçe olduğunu söylüyorsun. Olabilir. Milletvekilleri partinin önde gelen ekran yüzü olan isimlerini siyasette genelde il başkanlıklarından, tabandan, teşkilattan baskılar gelir. İllerde AK Parti ile MHP arasında yoğun bir çalışma olduğunu biliyoruz. Görünen o ki Kocaeli'nde AK Parti komple herhalde aday gösterecek. MHP herhalde bir şey alamayacak ki Kocaeli özelinde böyle bir çıkış yapıldı. Bu arada zaten yoktu bildiğim kadarıyla. Evet. Bir ilçe belki yanılıyor olabilirim ama. Yani şöyle bu Kocaeli teşkilatının rahatsızlığıdır. Saffet Bey bunu söylemiştir. Ancak siz 50 artı 1 deyince bir cumhurbaşkanı olarak karşısında çok üst perdeden yüksek sesle tartıştırmayız diyen bir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüp ondan sonra gerçekten bu konu tartışılmazsa ve bir anda üstü... Gerçekten bir 50 artı 1 tartışması vardı. Ne bir oldu? Bir günde biterse Saffet Sancak'la böyle bir şey dediği zaman ne diyor ya bu diyenler hemen olacaktır ve MHP'de hızlı bir kelle alma süreci. Ama işte Bahadır diyor ki MHP'yi biliyoruz, tanıyoruz. Böyle bir itirazın neyle sonuçlanacağını bilirdi diyor. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben şudur budur demiyorum ama tek başına. Olasılıklar. Çünkü Kocaeli'nde zaten yok bir. Hani MHP'nin çok iddialı olduğu, yerel seçimlerde belediyelik aldığı değil. Hatta CHP ile AKP arasında paylaşılan bir yerdir. Geçmişe de baktığımız zaman büyük oranda böyle. Sizin söylediğiniz çok katılıyorum ben. Hani teşkilattan gelen bir tepkidir ama bu tepki oradaki başka türlü demek ki hesaplarla da birlikte düşünmek lazım. Hani Kocaeli'de ne oluyor da ne yaşanıyor da yani onu tabii bilgi sadece, sahibi olmak gerekiyor. Tabii, ama pek alışık olmadığım, azıcık görmediğim. Hele yerel seçimlerde MHP'de bu kadar açık, kamuoyuna açık bir itiraz hiç Cumhur İttifakı'nda hiç pazarlık görüntüsü hiçbir şekilde kabul etmiyorlar biliyorsun. Hem Sayın Erdoğan hem de Sayın Bahçeli evet. Ona biraz dikkat ediyor. Ama aslında pazarlık var mı? Var. Mesela İstanbul'da anlaştık bir dediler. İlçeyi, evet. Silivri miydi? Şimdi de galiba Şile'yi, Milliyetçi Hareket Partisi bir uçlamayınca talep ediyor, istiyor deneye bakınıyor. Bu Kocaeli'de de belki ilçeler bazında söz konusu olabilir mi? Bu olabilir. Fakat
Ben benzer bir istifayı da geçen sene Ocak ayında Cihan Paçacı yapmıştı. Hatırlarsınız Altılı Masa'nınla ilgili bir eleştiride bulunmuş. Meral Akşener'in yine talebi üzerine. Hatta Altılı Masa toplantı sırasındayken Cihan Paçacı istifasını açıklamıştı. Şimdi bunlar belki de güven tazelemeyle de ilgili bir şey. Burada da ben çok güçlü bir ideolojik ya da fikri bir ayrılık görmüyorum. Mesela İYİ Parti'de fikri ayrılıklar söz konusu oldu. Çok bir daha partiye dönemezsiniz ama Cihan Paçacı döndü. Yani öyle değil mi? Ama o tabii o başka bir şey olduğu için eleştirip gitmişti. Barışınca geri döndü oldu. Ama yani. İşte nihayetinde şimdi Saffet Sancaklı burada Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde kendi pozisyonunu kaybetmiyor ki. Yine hatta verdiği mesajla da o pozisyonu da pekiştiriyor. Tabii, yani kendi liderine bağlılık, sadakat anlamında çünkü MHP kültüründe bunlar çok önemli şeyler. Devlet Bahçeli'yi tartışmayacak, tartışılmaz kılan şeyler. Yani bir de şu da yok mu? Jest Cumhur'la millet arasında yani bu da iki taraftaki ittifaklar arasındaki fark şu değil mi? Mesela İYİ Parti'nin eleştirilerinde işte şunları görüyoruz ya da diğer partilerde. Biz bunu yaptık karşılığında şunu aldık, bunu söyledik. Zehirden işte şey içtim, ciğerinden hançerlendim sırtımda. Ya bunlar öbür tarafta mesela asla olmuyor. Bu görüntüye asla izin verilmiyor. Genel bir kural vardır. Yani şöyle çok üzülüyorum. Şöyle genel bir kural vardır. Seçmen bakımından, vatandaş bakımından. Eğer kriz varsa, kriz görüntüsü varsa, kötü de olsa mevcutu kabul eder seçmen. Kavgalı eve kız verilmez. Yani, tabii öyle Anadolu'da sözdür yani bu. Yani karşıda ne kadar çok aslında sevmeseniz, umudunuzu kesseniz de karşı tarafta bir kriz görüntüsü varsa, kavga ve kaos varsa kötü de olsa mevcutla yetinmeyi, çünkü bilinmeyen insanı korkutur. Yani AK Parti de bunu oluyor, Cumhur İttifakı da bunu. Ne yapıyor? Bunlar geldiği zaman şunlar olacak diyor. Çünkü bilinmeyenler olarak görüyor. Yani ama o yüzden de bu görüntü Cumhur İttifakı bakımından belki en büyük avantajı bu. Yani tek sesli bir. Yani mesela 50+1'i söyledi Erdoğan bir seyahatinin dönüşünde. Bir sonraki Bahçeli grup toplantısında bence sert ama en sonunda da ya biz bunu konuşur oturur hallederiz diye bitiren bir konuşma yaptı. Sonra konu tümüyle yani hiçbir gazeteci sormaya bile cesaret edemedi. Fakat o konu Türkiye ile ilgili bir konudu. O konu tümüyle Türkiye'de Cumhur İttifakı ve Erdoğan aleyhine gelişen Filistin gündemi ile ilgili bir konuydu. Nasıl? Yani Filistin'in, Gazze'nin konuşulmasını istemiyordu. Çünkü birinci bölümde konuştuk ya, yani AK Parti'nin bugün kendi seçmeni bakımından en büyük zorlandığı konu Gazze konusu. Erdoğan'ın. Ve o dönemde de artık bu konular çok daha fazla konuşulmasın diye bir hafta süren bir tartışma, ateşkes yani ya da insani mola, siyaset molası verdiler Filistin bakımından. Hı hı. Türkiye'de 50+1'i konuştuk biz ama ondan sonra ikinci grup toplantısına taşınmadı konu. Ama evet. O konu Erdoğan'ın Gazze ve Filistin'le ilgili tartışılmasını engelleyecek bir konu haline geliyor. Evet, evet. Bir de Yeniden Refah'ı konuşmak istiyorum. Şimdi Yeniden Refah beklentilere göre bu önümüzdeki yerel seçimin sürprizini yapacak üç partiden biri olabilir. Orada dengeler nasıl değişebilir? Mesela Hüdapar ekseninde bir şey var mı? AKP ile birlikte hareket edilecek mi? Güneydoğu'daki, doğudaki illerde Hüdapar'ın tutumu ne olacak? Güneydoğu'da, doğudaki illerde Hüdapar'ın AK Parti'yi desteklemesi, genel seçim bazında desteklemesi, genel seçim bazında Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklemesi gibi algılanmaz Hüdapar tabanından. Desteklemeyip kendi adaylarını her zaman çıkarıyorlardı. Onun dışında bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama bir duyumum yok o konuda. Hı. Ama Yeniden Refah Partisi konusunda şöyle bir durum var. Evet, az önce söyledim. Genel merkeze sorulduğu zaman işte biz adaylarımızı peyderpey açıklayacağız. İlçe adaylarımızda açıkladıklarımız var gibi şeyler duyuyoruz. Ama o çok tartışılan yerlerle ilgili biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani bir görüşme hamlesini olacak orada. Biraz önce söylemiştiniz. Bir görüşme olacak sanki orada. Böyle bir pazarlık falan devam ediyor, müzakere. Yeniden Refah Partisi'nde açıkça şöyle bir beklenti var. Hı. Bizden İstanbul'da destek bekliyorsanız biz ilçe olabilir. İşte bir ilçe olabilir. Böyle MHP ile yaptığınız gibi bir ittifak anlaşması isteriz. Hı. Böyle bir görüntü var.
Ancak şöyle bir şey de var. İşte kulisler en son Şaban Sevinç'in Şaban Sevinç'le sızan kulis bilgisi konusunda da sordum. Genel merkez kesinlikle böyle bir görüşme yok dedi. Önce kulisi anlat, o bilmeyen seyirciler. Kulis şu, işte Fatih Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı,